Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde saatleri öğreneceğiz. Saatlerin nasıl okunduğunu, nasıl yazıldığını öğrenmeye çalışalım. Önce elimdeki saati tanıyalım. Elimde bir masa saati var. Saatimizin üzerinde rakamlar var görüyorsunuz. 1'den 12'ye kadar yazılmış şekilde. 12'yi biz başlangıç noktası olarak kabul ediyoruz. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi saatimizin üzerindeki kollarımızı tanıyalım. Bakın kısa ve kalın bir kolumuz var. Bunun adı akrep. Bir de uzun bir kolumuz var. Yine kalın. Bunun adı da yel kovan. Onlar şu anda çok çok hafif hareket ettikleri için biz gözümüzde bunu fark edemiyoruz. Bir de ince bir kol görüyorsunuz. Şu anda siz onu fark ediyorsunuz. Hareket ediyor. Bu saniyeleri gösteren bir kol. Şu anda biz bunu kullanmayacağız. Üçüncü sınıfta. Sadece akrep ve yer kovanı kullanacağız. Bir de sarı ince bir kol görüyorsunuz. Bu alarmı çalıştırmak için, sabahleyin uyanmak için kullanılan kol. Onunla da şu anda işimiz yok. Biz şimdi saatimizi tanımaya başlayalım. Şu anda hemen ben şu saati tam olarak şöyle bir düzelteyim. Evet. Saatimizin kaç olduğunu yazarken ilk önce akrep dediğimiz koldan başlıyoruz. Şu anda akrebin gösterdiği yere bakıyoruz. Akrep şu anda 8'i birazcık geçmiş. 9'a gelmemiş. 9'a gelmediği için biz akrebimizin olduğu yeri 8 olarak yazıyoruz. Şu anda saatimiz 8. Nokta. Yelkovanı yazarken 0 noktası olarak kabul ettiğimiz 12'den başlayarak her rakamın arasını 5'er dakika olarak sayarak gidiyoruz. 12'den başlıyorum. 5. Yani 1'e geldiğinde 5 dakika geçmiş oluyor. 5. 10. 15. 20. 20. Şu anda saatimiz 8'i 20 geçiyor. Ya da 8.20 diye söyleyebiliriz. Değiştirelim saatimizi. Evet. Şu anda inceleyelim. Bakalım ne oldu. Ne, neydi, neydi kuralımız? Saatimizi yazarken veya okurken ilk önce kısa olan akrebi yazıyoruz veya okuyoruz. Bakıyorum akrebi inceliyorum. Akrebimiz 9'u biraz geçmiş. 10'a doğru ilerliyor. Fakat 10 sayısına henüz gelmemiş. Şöyle olsaydı 10 sayısına gelirdi. Tam 0 noktasına gelseydi. Fakat bizim şöyle yapalım. 10 sayısına henüz gelmemiş. Demek ki o zaman biz 9'u yazacağız. Saatimiz şu anda 9. Nokta. Şimdi dakikaları yazmak için yel kovanı bakıyoruz. Yel kovan burada. 0 noktasından başlayarak 5'er 5'er sayıyorum. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. O zaman saatimiz 9.40. 9'u 40 dakika geçiyor. Ya da başka bir söyleyiş de bazen duyuyorsunuzdur büyüklerinizden. Onu çok kafanızı karıştırmamak için çok da üstüne gitmiyorum. Fakat yine de bilgilenmeniz için söyleyeyim. Büyüklerimiz bazen şöyle derler. 10'a 20 var. Bakın 10'a gelmemiş. 10'a 5, 10, 15, 20 dakika kalmış. Ama biz bunu yazarken öyle yazmıyoruz. 9'u 40 geçiyor diye yazıyoruz. Hemen başka bir alıştırma yapalım. Saatimi değiştiriyorum. Evet. Şöyle yapalım. Saatim bakıyorum. İlk önce Akrebi inceliyorum. 1. Bir, 1'i birazcık çok az geçmiş. Henüz 2'ye zaten ulaşmamış. O zaman saatin 1 nokta. Şimdi dakikaları sayıyorum. 12'den başlayarak başlangıç noktamızdan. 5 10, 15, 20 25. Saatimiz 1.25. biri 25 dakika geçiyor. Peki. 12'yi neden başlangıç noktası kullanıyoruz. Şimdi onu açıklayalım. İlk önce ona açıklarken size şunu da anlatayım. Bir gün 24 saat biliyorsunuz. Saatimizin üzerine birden 24'e kadar sayıları yazdığımız zaman çok yer kaplıyor. O zaman nasıl yapmışlar? Sayıları birden 12'ye kadar yazmışlar. Bir defa 12'ye geliyor. Bir daha döndüğünde 12, 12 daha 24 saat geçmiş oluyor ve bir gün geçmiş oluyor. Şimdi size şöyle anlatayım ben onu. Mesela siz gece uyuyorsunuz. Gece saat tam 00. 12 12'nin olduğu yeri başlangıç noktası kabul ediyoruz. Bu gece yarısı. Siz uyuyorsunuz ve yeni bir gün başlıyor. Örneğin bugün cumartesi saat 12 oldu ve pazar günü artık başladı. Siz uykudasınız. Saatimiz yavaş yavaş ilerliyor. Bir saat geçti. Saatimiz bir oldu ve pazar gününe artık yavaş yavaş girdik. Pazar günü ilerliyoruz. Sonra yine ilerledi saatimiz. Saat 2 oldu. Siz uyumaya devam ediyorsunuz. Sonra yine 3 oldu. saatimiz 3 oldu. Gece yarısı. Saat 4 oldu. Yine uykudasınız. Saat 5'e doğru geliyor. Ve yavaş yavaş artık Güneş doğmaya başlıyor. Siz hala uykuya devam ediyorsunuz. Bu arada sabahleyin namaza kalkan varsa büyüklerimizden onlar namaz kılmak için uyanıyorlar. Veya işe çok erken saatte giden büyükler varsa yavaş yavaş uyanmaya başlıyorlar. Devam edelim. Saatimiz yine ilerledi. Bakın 6'ya geldi. 6 saat geçti. Artık güneş doğdu. Siz hala uykudasınız. Çünkü okul saatiniz gelmedi. Mesela Normal hafta içi bir gün olsaydı okula gideceksiniz. Saatimiz 7 oldu. Artık insanların birçoğu kalktılar. Kahvaltı yapıyorlar, hazırlanıyorlar. Kimisi işe gitmek için, kimisi okula gitmek için. Muhtemelen sabahçı olan öğrenciler varsa onlar da uyanıp erkenden gidiyorlar. Biz normal eğitim yapan öğrenciler için düşünelim, devam edelim. Saatimiz 8'e geldi. Ve büyükleriniz sizi artık uyandırıyorlar çünkü sabah oldu. Hadi yavrum kalk bakalım. Okul saatin geldi diyorlar. Siz uyanıyorsunuz, elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz, hazırlanıyorsunuz, üstünüzü giyiniyorsunuz. Bu arada büyükleriniz kahvaltınızı hazırlıyorlar. Bakın 8 saat geçti. Gece yarısından beri ve saat 8 oldu. Siz hazırlandınız, kahvaltınızı yaptınız, saat 9 oldu ve okula gittiniz. Evet, şu anda saat 9. Derslere başladınız. Saat 10 oldu. 11 oldu. Hala derstesiniz. Derse giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, teneffüs oluyor. Sonra saat 12'ye geliyor. Yavaş yavaş karnınız da acıkıyor. Sabahki saat derslerinizi yapıyorsunuz. Ve tam 12 saat geçmiş oluyor. Artık öğlen zamanı geldi. Bir 24 saatlik bir günün yarısı geçti. Muhtemelen bu saatlerde artık öğrenciler öğlen yemeği için çıkıyorlar. Ve öğleden sonra yine yemek saati diyelim ki bir saat olsun. Yine saat 1'e geldi. Ama öğleden sonra olduğu için artık saatimizi okurken saat 1 olarak değil saat 13 olarak söylüyoruz. Neden? Çünkü 12'den sonra bir saat daha ilerlediğimde 12 bir daha 13 oluyor. Zaten bu saatleri gün içerisinde başkalarınızdan, büyüklerden duyuyorsunuz. Saat 13 diyorlar. Televizyonda da duyuyorsunuz bazen. Neyse devam edelim. Öğlen yemeği bitti. Öğleden sonraki dersleriniz var. Ve saat 2'ye geldi. Aslında 2 değil. Çünkü öğleden sonra olduğu için 12'den sonra sayalım. 13, 14. Şu anda saatimiz 14. Devam edelim. Saat 15. Muhtemelen okuldaki dersleriniz bitiyor. Ve artık okul çıkış saatiniz geliyor. Öğleden sonra saatimiz 12, 13, 14, 15. Okuldan çıktığınızı varsayalım. Saat 16 oldu. Eve geldiniz. Üzerinizi değişiyorsunuz. Biraz dinleniyorsunuz. Belki biraz oyun oynuyorsunuz. Ve ondan sonra saatimiz ilerlemeye devam ediyor. Saat 17'ye geliyor. Ve muhtemelen ödevlerinizi yapıyorsunuz. Okulda öğrendiklerinizi tekrar ediyorsunuz. Ve öğleden sonra hava ikindi dediğimiz zamanı geçmiş oluyor. Ve saatimiz ilerliyor. Hem biraz yavaş yavaş da acıkmaya başlıyorsunuz. Artık akşam üzerine doğru geliyoruz. Saatimiz şu anda 18. Bir kontrol edelim. 12 13, 14, 15 16, 17, 18 oldu. 19'a doğru geldi. Ve artık akşam oldu. Yaklaşıyor. Ve e, babası işte olanlar veya annesi işte olanlar işten dönüyorlar. Akşam yemeği hazırlıkları başlıyor. Siz de okul işlerinizi bitirdiniz. Belki dinlenme zamanı, belki televizyon izliyorsunuz veya hatta belki de oyun oynuyorsunuz. Devam edelim. Akşam saat 20 oldu artık. Ve hava karardı. Akşam yemeği yeniyor ailelerde. İsterseniz bir kontrol edelim, sayalım. 12 idi. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nereden biliyorum? Akrebe bakıyorum. Akrep 8'in üzerinde ve birer birer saydım öğleden sonra. Öğleden sonraki saatlerde 12'den sonra devam ediyorduk. Saat 20 oldu. Akşam yemeğini yediniz ailenizle beraber. Sonra biraz dinlenme zamanı. Belki aileyle sohbet yapılıyor. Konuşuluyor. Günlük olaylar anlatılıyor. Televizyonlar izleniyor. Belki büyüklerimiz televizyon programlarını seyrediyorlar. Belki siz televizyon programlarını seyrediyorsunuz. Ama artık yavaş yavaş da uykunuz geliyor. Saat 21 ve 22'ye doğru artık yatma zamanınız geliyor. Bakın saat 22 oldu. Neredeyse bir gün bitecek. Çünkü bir gün 24 saat. İsterseniz bir daha son kez sayalım. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Şu anda saat 22. Siz yavaş yavaş elinizi, yüzünüzü yıkayıp dişlerinizi fırçaladınız ve doğru uyumaya gittiniz. Ve artık uykuya daldınız. Saat 23 şey, saat 23 oldu ve son bir saat siz uyudunuz. Büyükleriniz de artık uyuyorlar yat, yatıyorlar ve saat bir gün bitti ve 24 saat geçti. İşte siz uyurken tekrar yeni bir gün başlayacak ve saatimiz bir olarak devam edecek. Bir sonraki videomuzda. Öğleden önce bir saatin okunuşu nasıl oluyor? Öğleden sonra nasıl oluyor? Onunla ilgili alıştırmaları sizlere göstereceğim.